Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ağustos ayında da çeşitli sosyal yardımlara ve desteklere dair bilgilendirmede bulunuyor. Eylül ayına doğru yaklaşırken, Ağustos ayında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın toplumun farklı kesimlerine sağladığı destek ödemeleri merak ediliyor. Geçtiğimiz aylarda olduğu gibi Ağustos ayında da evde bakım maaşı, aile destek programı ödemeleri, sosyal ve ekonomik destek ödemesi ay ortasında hak sahibi vatandaşların hesaplarına aktarılırken, çeşitli desteklere dair yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. Bu çerçevede, 65 yaş üzeri vatandaşların toplu taşımada ücretsiz faydalanma hakkının iptal edeceğine dair iddialar gündeme gelirken, Bakan Mahinur Özdemir Göktaş da açıklamalarda bulundu. Ücretsiz toplu taşıma devam edecek mi? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Ağustos ayında toplumun farklı kesimlerinde bulunan dezavantajlı bireylere destek olmaya devam ediyor. Bu çerçevede, geçtiğimiz aylarda akaryakıt fiyatlarının artmasına bağlı olarak pek çok ilde toplu taşıma fiyat tarifesini zam yapılırken, 65 yaş üzerine ve engelli vatandaşlara sağlanan ücretsiz seyahat hakkının iptal edilip edilmeyeceği merak ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 1 Temmuz 2023 tarihinde %50 zam yapılan destek ödemelerinin toplu taşıma aracı sahiplerine iletildiğini belirtilerek, buna göre şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir özel deniz yolu ulaşım aracı için yaptığımız ödeme 3.375 TL'ye, Ankara ve İstanbul'da şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracı için desteğimiz 4.500 TL'ye yükseldi. Diğer büyük şehirlerde, şehir içi toplu taşıma aracı için yaptığımız destek 3.375 TL'ye, Büyükşehir Belediyesi olmayan illerde şehir içi toplu taşıma aracı için desteğimiz 2.700 liraya yükseltilmiş oldu, ifadelerini kullandı.